Her dünkü videomu izlediyseniz size söyledim bak yine söyledim size yarın çok büyük haberler gelecek diye ve geldiler de geldiler çattılar bu haberler gelir gelmez ben size bu videoyu çekmiyorum hayır önce biraz araştırdım bakalım başka detay var mı diye çünkü ben akıllı ve zeki biriyim arkadaşlar şimdi şöyle yapalım hemen ekran ve webcam beni yine görün Aha da haberler burada en büyük zaten en çok bakacağımız şey bu. Um, öncelikle yeni haber. WWE Battlegrounds diye bir oyun çıkıyor. Trailerını birazdan izleyeceğiz hep birlikte. Hatta şimdi izleyelim mi? Hadi birlikte izleyelim. Bunun ee, şeyini bulursunuz zaten. Dur. Şöyle yapalım. Full ekran yapamıyorum şu an. Çok gıcık oldum bir saniye. Ama ya göreceksiniz. Dün demiştim ya All Star tarzı bir oyunda gelebilir. Telefon oyunda gelebilir. Bu hala telefon oyunu mu bilmiyorum ama öyle gözükmüyor. Gayet konsol oyunu gibi gözüküyor. Ve All Star Ziki bildiğin ya. Ve tabii ki de Visual Concepts yani bize 2K20'yi veren firma tarafından yapılmayan bir All Star Ziki yemin ediyorum All Star Ziki. Henüz bakın. Ee, bir dakika biraz daha ilerleyelim. Belki gösterir burada konsolları. Baw! Evet yani Drak'ı görüyoruz burada. <laughs> şey gibi yine WWE Türkiye grafiklerine falan benziyor da. Bu ee, nereden gelmişti? Kimden gelmişti? Saber Interactive'den gelmişti. Şu video alakasız kapatalım. <laughs> İzlediği bir reaksiyon videosu. Saber Interactive em, en çok hani karşılaştırılan şey NBA Playgrounds'ı yapandı. NBA Playgrounds'ı araştırmadım ben seviliyor mu beğeniliyor mu bilmiyorum ama bu oyun gayet hoşa benziyor şu an trailerine baktığımızda. Ve em, bu senenin sonunda gelecek kısacası beyler bayanlar son 4 ayından birisinde gelecek henüz. Hangi konsollara geliyor? Nasıl bir şey bu tam olarak hani %100 bilgimiz yok elimizde olan bu video var sadece ama tahminimce bu PlayStation 4'e çıkacak. Çıkabileceği her konsola çıkar. Nintendo Switch'e çıkar, PC'ye çıkar diye düşünüyorum. Ee, hatta bakalım mı hemen? NBA Playgrounds. Eğer bu oyun PC'de varsa aynen. 7, 10 üzerinden 7 ucuz da bir şeymiş. Yani PC'de bu oyun varsa demek ki şeyde de olacak. Zaten baksana aynı. Sadece NBA versiyonu yani. Ama büyük ihtimalle bu oyun çok daha eğlenceli olacak. Çünkü NBA... Bilemiyorum ne kadar arcade versiyonu ne kadar eğlenceli olur. Ama WWE'nin arcade oyunlarını hepimiz çok seviyoruz. Ve e, hikaye modu olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama her türlü büyük ihtimalle bu oyun hani eğlenceli ve güzel olacak. 2018'de yapmışlar bu arada. E, Saber Interactive'in hemen yaptığı başka şeylere bakalım. Gördüğünüz gibi e, çok şeyde çalışmışlar hep. Yan e, ee, oyunlarda çalışmışlar. Oyunun online modu olsun, başka bir konsola portu olsun, 4K versiyonu olsun falan. Kendi oyunları fazla yok ama olanlara bakacağız. Ya benim tanıdığım burada Will Rock'ı biliyorum. bayağı en eskileri zaten. Ee, belki sizin bildiğiniz vardır burada. Road Redemption. Onu tanıyorum. Shaq Fu'yu biliyorum Legend Reborn. Bu arada eskiden yeniye doğru gidiyoruz herhalde aynen çünkü şey değil. Alfabetik sırada değil. Halo Master Chief Collection yapmışlar bak mesela. Ee, Vampire. Ha Switch'e getirmişler Vampire'ı Okey. Call kutuluyu da Switch'e getirmişler. O yüzden herhalde Switch'e de çıkarırlar diye düşünüyorum bu uh, Playground olayını. Ama bir dakika. iki de varmış. Ha zaten ben ikiye bakıyormuşum. Tamam. Sıkıntı yok. Ee, Witcher Wild Hunt'ın 4K versiyonunu yapmışlar. Witcher yapmamışlar. Quake Champions. Uh, Switch versiyonu yapmışlar Witcher'ın falan. World War Z. World War Z'yi de biliyorum ve gayet eğlenceli bir oyun. Yani Left 4 Dead'i kopyalamışlar falan tamam. Maalesef direkt kopyalamışlar ama eğlenceliydi yani World War Z baya. güzeldi böyle. Ee, ve ucuzdu da yani. WWE oyunda büyük ihtimalle beyler bayanlar böyle ahım şahım bir şey beklemeyin. %100 hani her şeyi karşılayacak bir oyun beklemeyin. Ama benim gibi yapabilirsiniz. Mikrofonum açık mı açık ha. <laughs> oluyor bazen. Böyle Kesinlikle eğleneceğiniz ve vereceğiniz paraya değer bir oyun gelmesini bekliyorum ben açıkçası. Hani e, WWE All Stars kadar bile güzel olmayabilir ama ona yaklaşsa bile zaten gayet yeter bana yeter de artar. Ama bu gayet eğlenceli olacak gibi gözüküyor. Hadi son bir kez daha e, şöyle trailerımıza detaylı bakalım. Bak orada ağaç falan var Johnson atıyor. katıyor. Bunu herhalde 2 k de yapmaya çalıştılar. Yapamadılar. Bu arada bunun hakkında ekstra detaylar çıkarsa falan tabii ki de herhangi bir haber çıkarsa yine size olabildiğince detaylı doğru bir şekilde ulaştırmaya çalışacağım. Ben de Şimdi evet Sinay'ı fırlattı böyle bak direkt fırlattı ve oyundalar gibi gözüküyor. Rakın altına bakarsanız eğer şuraya Mansuma Mansuma bakın. Bakın 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 Mansum burada. Şey var yani barı var. Ve büyük ihtimalle o zaman sadece ringde değil böyle umarım yani salak değilseler böyle şeyler yaparlar. İnsanları bina tepesinden onun bunun tepesinden de fırlatabileceğiz. Direkt çünkü bak <laughs> barikata kadar fırlatıyor. Reis yakalıyor onu burada. Bakalım. Kavga edin. Ya zaten bu tip oyunu yıllardır yapmaya çalışıyor da bile. Bir, birkaç kere oldu. Yapmayı denedi. Son anda iptal edildi falan. Gayet güzel gözüken şeyler vardı. WB Brawl diye mesela. Ki ilk koydukları şeydi. Catch Reis'e bakın Brawl yani burada. yani yıllardır yapmak istedikleri tipte bir oyundu bu zaten. Bu, bu sene sonunda çıkarıyorlar demek ki. Dediğim gibi senin sonunda çıkacak. Ve e, tek haber bu değil beyler. Benler bu trailer'ı izledikten sonra da bir de bir 2K serisinin geleceği hakkında da size bilgi vereceğim. Charlotte var. Burada bir uuu mesela bak arkasındaki aleve gidebilecek miyiz? Yoksa da böyle bir, bir Türkiye gibi muhteşem arenalar olacak ama hiç dokunamayacak mıyız? Umarım öyle değildir. Hani insanların içine girebilmemiz lazım bence. Barikatın üstüne çıkabilmemiz lazım. Springboard kesinlikle, dive kesinlikle. Her türlü çılgın hareketi yapabilmemiz lazım. Barikatları kırabilirsek falan. Ama bakalım yani ya şu animasyonlar biraz bana şey geldi sert stiff denir İngilizce'de. Uh. Yani her counter falan mı? Oğlum ben de 5 saniye geri gideyim diyorum Trailerin en başına gidiyoruz. İşaret modeli Becky Lynch modeli. Becky Lynch kafa atacakken yumruk yiyor herhalde reversal mı bilmiyorum. Ve bakın şu arkalarında da barikat var kapalı yani entranceway. Allah Allah. Yani her şey olabilir. Şu an hoş gözüküyor göze. Ama dediğim gibi fazla heyecanlanmayın, bekleyin biraz daha bilgi gelsin, ben bu bilgileri size aktarayım ve öyle heyecanlanacaksınız, öyle heyecanlanın. Brawl without limits, bu arada evet burada Charlotte ne yapıyor? Natural disaster yapıyor, all stars 2 direkt abi. Bekelinch burada. Burada da garip gözüküyor anasını satayım, yapamıyorlar kadınları. W Limitsiz bir şekilde Hadouken yapın. Ya yani Shoryuken oluyor bu değil mi? Evet. Hadouken'i. E. Çok ayıp. Sonra Rock DDT'sini yapıyor. Finisher'ımız herhalde Signature'dır. Vallahi bu kadar yani. 10 saniyelik falan oynanış videosu. Hadi 15 diyelim maksimum. Hiç çoktan iyidir ama neredeyse hiç yok kadar yani beyler benler. Battlegrounds hakkında bildiğimiz bu kadar. Ee, özel mod açmış işte. Pekin'in koyuyor. Elini kaldırıyor. Okey. Um, o zaman budur beyler. Ben de Battlegrounds hakkında size daha fazla bir şey diyemeyeceğim. Bilgi yok çıktığında sizle paylaşacağım. Oyun çıktığında da büyük ihtimalle zaten oynarım. Um, şimdi de bir Türkiye'nin geleceğine gelelim. Durum nasıl gözüküyor muyum? Gözüküyorum. Mu? Okey. Full ekranı alabiliriz. Ee, bunu bunu yapacağız diyor. Şimdi devre 2 k 20'den bahsedelim. İşte şunları şunları yaptık. Ama daha çok daha fazlasını istediğinizi biliyoruz yani. Şerefsizler hep PR talk yapıyorlar burada önemsiz. Ee, diyor ki bir dahaki oyunda kaliteye ve eğlenceye odaklanacağız ki zaten her oyunda bunu yapman gerekiyor. Türkiye 20'de ne haltıyordun amına koyayım. Hani neye odaklanıyordun? küfür etmek istemiyorum daha fazla. Ama bir dahaki oyunda bunlara odaklanacağız diyor. E, bu nedenle evet uzatıyoruz pro şey prodüksiyon zamanını ve 2K21 çıkmıyor. Ve herkes için hani kısacası güzelce geri döneceğiz diyorlar. Bakalım bunu EA denedi daha önce ne kadar başarılı oldu NBA ile bilmiyorum ama olmadı sanırım başarılı olamadı. NFL falan ne yapıyor bilmiyorum. Yani Türkiye'den hiç umudum yok açıkçası Visual Concepts'ten böyle güzel oyununa gelmelerini beklemiyorum ama beni şaşırtabilirler. Eğlenceli ve kaliteli bir oyun yapabilirler. Zaten her oyunun olması gerektiği gibi. Her neyse devam ediyoruz. Türkiye serisi hakkında verilen şu an tek önemli bilgi. Bakıyorum başka var mı? Yok yine boş atıyorlar. Şudur abi dikkat etmeniz gereken Patrick Gilmore. Executive Producer olacak. Yani bu oyunu yöneten adam olacak. Nasıl yapıldığını falan hep bu adam ilgilenecek. E, 25 yıldır video oyunları yapmakta şey al karar kırmış adam pes etmiyormuş yani. Çok Sega Genesis'ten beri yani 90'lardan beri 1990'lardan beri bu adam e, oyun işinde en bilinen şeylerini sıralamışlar burada. Disney's Aladdin on Sega Genesis, Killer Instinct bir dövüş oynayabilirsiniz. bilirsiniz. Beğeniliyor muydu bilmiyorum. Ortalama bir performans sergilemişti. Meryl of Honor, ilk çıktığında çok beğeniliyordu. Sonra mal mal şeyler yaparak Call of Duty'ye yem oldu. Yani güzeldi yani Meryl of Honor. Amazon's New World'ı bilmiyorum harbiden. Yani burada iki tane şey vermişler. Çalıştı. Bakalım direkt böyle bir de Moby Games'den tam olarak neler yapmış. Loco Cycle Strider'ı belki biliyorsunuzdur kanalımda hatta atmıştım vakti zamanında demo çıktığında. Eee uh, Battleship, Killer Instinct, Green Lantern, The Rise of Manhunters mı? Oğlum bu oyun baya kötüydü. Bu harbiden kötü oyundu bir bakayım. Yani eski aynen aynen eski zamanda şeydi ya böyle Batman olmadan önce, Batman Arkham serisi çıkmadan önce film oyunları bok gibi oluyordu ya. Aha bu da öyle. Bu da öyle. O kadar kötü bir oyundu ki. Vallahi. Korktum şimdi ama 2011'de yapmış onu bak 9 yıl geçmiş üstünden. Yaptığı güzel şeyler de var. Medal of en baştan beri zaten adam direktörlük yapmış herhalde. Bakayım The production'da uğraşmış aynen. Dediğim gibi Medal of aslında beğeniliyordu. Ee, ama işte kendi olayı vardı Medal of Sonra ne oldu abi Call of Duty ile yarışıyorlar diye direkt Call of Duty gibi olmaya çalıştılar ve Call of Duty kadar iyi olamadıkları için Call of Duty olmakta. Ne oldu? Şey Medal of Honor bir oyun falan daha çıkardı ve şeye doğru gitti yani. Kimsenin göremeyeceği bir yere doğru. Golden Eye, Boombat, Small Soldiers. Small nedir? Small Soldiers daha güzel söyleyeyim. Bunlar bu arada görüyorsunuz 98, 95 falan. Hmm. Evet. Yani baktığımda arkadaşlar Devil May Cry HD Collection'da çalışmış falan filan. Genel olarak tabloya baktığımda hoş. Kötü değil. Yani ortalama en kötü ihtimalle ortalama bir oyun çıkar diye düşünüyorum ben. Yani bu adam evet çalıştığı Kötü şeyler de var Green Lantern gibi ama geri kalan şeyler güzel. Clear Instinct mesela dediğim gibi. Muhteşem bir oyun değil ama kötü bir oyun da değildi benim anladığım kadarıyla. Hatta sevenleri de vardı. Ve yani basit bir konsept. Ee, zaten örneği de var All Stars abi. All Stars'a benziyor baya. Yani. Bence yapabilirler. Ben, ben bu oyunun güzel olmasını bekliyorum. Eğer saçma sapan microtransactionlar olmazsa, onlar bunlar olmazsa. Şöyle güzel fiyatla. Ee, güzel oynanabilecek bir oyun çıkarabilirlerse bence gayet hoş. Zaten herhangi bir oyun çıkarsınlar abi Türkiye dışında şöyle eğlenceli bir şey yapsınlar. Ee, gel ya başımın üstünde yeri var. Yani o yüzden şimdilik elimizde fazla bilgi olmadığı için Battlegrounds hoşa benziyor. Ama bekleyin heyecanlanmayın. Hiç heyecanlanacak hiçbir şey yok bana sorarsanız şu anda. Biraz daha bilgi gelsin bakalım. O zaman belki heyecanlanmaya başlayabiliriz beyler bayanlar. Eee... Benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi bu haberler çıktığı anda size bildirmeye devam edeceğim. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve tabii ki de evde kalın. Bay bay. Bay bay. Aha kaydı basmayı unuttum.